Şimdi kompleks sayılarla ilgili 2-3 tane alıştırma yapalım. 30 Ekim 2013, 11B, hoş geldiniz. Z eşittir 16, cis 120 verilsin. Z üzeri 1 bölü 2 nedir? Soru bu. Z üzeri 1 bölü 2 eşittir. Omega 0 eşittir 16 üzeri 1 bölü 2 çarpı cis 120 çarpı 1 bölü 2. Buraya kadar tamam mı? Tamam. Z üzeri 1 bölü 2 eşittir omega 1 eşittir 16 üzeri 1 bölü 2 cis. Bir açıya istediğim kadar 360 ekleyebilirdim. Yes. Abi yes. Anlaşılmayan bir yer yok. Şimdi bunun devamını getireyim. Yani çözüm kısmı. Birazcık çözeyelim. Yavuyu diyelerine. Bak omega 0 neye eşit? 4 cis 60. Evet. Bunun devamı da siz getirirsiniz sonra. Acelemiz yok yani. Burası da 4 cis 180 daha 240. Aferin size. Bunu da şöyle düşünün. Z1'in hani bu omega 0 hani köklerden birisi, öyle değil mi? İstersen sen bunu Z1, istersen Z2 gibi gör. Hani öyle de düşünebilirsin. Z1 çarpı Z1 Z'ye eşit arkadaşlar. Z2 çarpı Z2 Z'ye eşit. Bunu da unutmayın yani. Arada bu bilgi önemli yani. Çünkü kökleri, bunu şunun gibi düşünün bak. Mesela 2 kere 2 4, eksi 2 kere eksi 2 de 4'tür. Yavrucu Elena. Bunu anladınız mı? Tamam. Geçtim orayı. Şimdi de arkadaşlar Z kompleks sayısı veriliyor. Z üzeri 1 bölü 3'ü bulalım. Yani burada Z üzeri 1 bölü 3 nedir diye sorabiliriz. Küp kökleri nedir diye de sorabiliriz. Aynı şey soru. Öbürü az önceki Z üzeri 1 bölü 2 nedir demekle Z'nin kara kökleri nedir? Aynı şey. Tamam. Şimdi burada o halde omega 0 64 üzeri 1 bölü 3 çarpı cis 150 çarpı 1 bölü 3. Omega 1 eşittir 64 üzeri 1 bölü 3 cis 150 artı 360 çarpı 1 bölü 3. Omega 2 eşittir 64 üzeri 1 bölü 3 çarpı cis 150 artı 360 artı 360 çarpı 1 bölü 3. Yani siz bir açıya istediğiniz kadar 360 ekleyebiliyorsunuz. Hiç fark etmiyor yani. Dilediğin kadar ekle gitsin yani. Bir tane ekle, iki tane ekle. Çünkü şöyle düşünün. Her 360 eklediğinizde aslında bir tur dönüp aynı noktaya geliyorsunuz. Öyle değil mi? Hani öyle düşünün. Burada 64'ün küp kökü 4'tür tabii ki. Cis 150. Burası nedir? 120. 270 mi? Tamam. Bu da cis 270. 390 mı? 50. Dur dur. 50. Dur dur bir dakika. Bunu bir silelim şu kısmı. Şurası kaç derece? 50. 120 daha 170. Burası 170 mi? Şurası 50. Aşağısı 290 mı? Tamam. Şimdi Salman'cığım senin takıldığın, sormak istediğin nere varsa gel sor. Hocam benim sormak istediğim, ya ben bunları yapıyorum da. 360. Buradan 2 cis 240. Evet. Şimdi anladın mı? Hani 3 tane geliyor. Son bir cümle daha söyleyeyim. Arkadaşlarımız şunu soruyor. Diyor ki neden 3 tane buluyoruz? Şimdi şöyle bir teorem var. Teoremi söylüyorum. Üçüncü dereceden bir denklemin üçüncü dereceden ax küp artı bx kare artı cx artı d eşittir sıfır tipindeki denklemlerin tam 3 tane kökü olur. Dördüncü dereceden denklemlerin tam 4 tane kökü olur.
ikinci dereceden denklemlerin tam iki tane kökü olur. Yani n'inci dereceden bir denklemin n tane kökü olur arkadaşlar. Bu sabit bir yasa formatında bir kavram. Teşekkürler.